Şimdi Telebir'e karşı çok uzatmayacağım hocam bu sefer. Yani telebir.com.tr'de merak, ed merak eden, ilgilenen seyircilerimiz bakabilirler. Telebir.com.tr'de ayrıntılı bir cevap verdik ve ben bir dizi Twitter mesajıyla da gerekli cevapları verdim. Vermeye devam edeceğiz. Meydan boş değil. Meydan boş değil. Meydan boş değil. Hani köpekleri salıp şeyleri, taşları bağlamaya kimse kalkmasın. Bizim elimizde gerçeğin kılıcı var. O kılıcı biz, o kılıcı biz gerektiği gibi kullanacağız ve gerektiği ve hak ettiği bir biçimde cevaplarını alacaklar. Ama Türkiye'nin bu kadar yoğun gündeminin olduğu bir dönemde bizi anlamsız bir kumpas tartışmasının içine çekmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi e, yurt gazetesini batırmış, çalışanlarının haklarını, emeğini e, gasp etmiş e, bir medya dolandırıcısı olan, bunu yakınındaki herkes bilir, bir sahtekar olan Durdu Polat'ın ki biz onunla hesabımızı, ee, yıllar önce gördük. Bütün çalışanlar ortak bildiri yayınladılar. Tanıklar açıktır. Beraber istifa ettiğimiz Ayşe Nur Aslan, Hüsnü Mahalli, Yılmaz Polat, Nahit Duru, yani e, Tayfun Talipoğlu gibi, e, Haluk Şahin gibi yazarların altına ortak imza attığı, bütün çalışanların ortak imza attığı bir bildiri vardır ortada. Açık ve net bir bildiri. Dönemin e, muhasebe ve insan kaynakları müdürü İlyas Başar sorumlusu İlyas Başar hiç habersiz ben de telefonu bile kayıtlı değil bir Twitter mesajıyla dedi ki ben o dönemde e, mali işlerin ve insan kaynaklarının personel e, bölümünün başındaydım Erdan Yanardağ bir lira para almadığı gibi bütün derdiyle bütün çabasıyla çalışanların hakkını korumaya çalıştı kendi cebinden para harcadı dedi. Yalanlardan biri de şu, güya ben Barış TV'nin satışında aradan komisyon almışım. Hani böyle bir iş yapanlar komisyon alıyorlar. Hani keşke alsaymışız da, yani alakası yok. Barış TV'yi satan e, İsmail Pehlivan bugün sosyal medyada bir mesaj atarak, hayır Barış Televizyonunu biz bir emlakçıya sattık. Emlakçı da bir Azerbaycan'la ilgili yaptığı bir haber nedeniyle Rütük tarafından kapatıldı Barış TV. Şimdi. Sonra Telebiri nasıl sattığını açıkladı. Yani bunu hani çok e, yani Merdan Yanardağ nasıl devrettiğimizi açıklayalım. Zorunlu açıklama 1 2 3 diye yazdı. Şimdi Twitter'da var. Ben de paylaştım. Diyor ki: "Borçlarına karşılık bizim elimizde 4 tane uydu kanalı vardı ve e, bunları yönetemiyorduk, taşıyamıyorduk. Bunları teker teker elimizden çıkarmaya başladık. Tanıdığımız dostumuz olan Merdan Yanardağ da Telebiri ki o zaman adı Kültür Türk'tü biliyorsunuz hocam. Tele 1 Tele de tescil edilmiş markalardan biriydi. Bir sonra Tele adını kullanmayı tercih ettik. Bir karışıklığa yol açmamak için çünkü Kültür Radyo Televizyonu diye bir kanal vardı. Tele borçları karşılığında biz devrettik. Hiç para almadık diyor. Yani ve Merdan Yanar da akrabalarının ve dostlarının desteğiyle bu borçları yani Telebir'in borçlarını ödedik ki o borçlar uydu borçlarıydı. Burada açıklamış olalım. Yani Telebir öncelikle yayına geçirmek ve daha sonra kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayacak duruma taşımak lazımdı. Dostlarının, akrabalarının desteğiyle uydu borçlarını ödedi. Yani TürkSat borçlarıdır bunlar. Ne zaman hangi tarihte ödendiği tek tek bellidir. Devletin kayıtları altındadır. TürkSat borçları, Rütük borçları vesaire. biz onları ödeyip, Televizyonu yayını, şeye geçirdik, ilk önce uyduya çıktık, film yayınlamaya başladık, hazırlıklarımızı tamamladık. 9 Ocak'ta da e, 2016 Ekim ayında e, test yayınına başladık, yani film yayınını bıraktık. 9 Ocak'ta da resmi açılışımızı yaptık, siz de biliyorsunuz e, 18 dakikayla. Şimdi bu Durdu Özpalat'ın, e, Durdu Özpalat tam yani hastalıklı derecede yalancı biridir. Yani kendi söylediği yalanlara inanır. Haluk Şahin'in bir saptaması var. Profesör Haluk Şahin, gazeteci, biliyorsunuz televizyon programcısıdır. E, mitomani, yanlış söylemiyorsam, kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. O düzeyde hasta bir yalancı ve bir e, çalışanların haklarını, hukukunu gasp etmeye çalışmış bir emek hırsız adam. Ve e, e, ayaküstü sürekli yalan söyleyen bir adam. Bu adam... Çalışanların parasını vermediği gibi benim paramı da vermedi ve dolayısıyla ben gazetenin kurucusuyum, kurucu genel yayın yönetmeniyim, baş yazarıyım, köşe yazarıyım vesaire vesaire. Dolayısıyla biz dava açtık ve davaları kazandık ve bu e, haklarımızı alabilmek için de haciz götürdük. Bunun üzerine, bu paraların üzerine yatabilmek için bir sürü iftiralar uydurmaya başladı. Televiri kurup başarılı olunca da bunları kaldıramadı bu adam. Şimdi böyle insanları. Yani bir takım siyasi partiler işte CHP'de vesairede milletvekili yapmak e, yani e, bunlara siyaset yapma imkanı sağlamak bile çok utanç verici aslında e, ve şöyle bir yalan ortaya çıktı. Güya şimdi üçüncü yalan da şu Akın İpek yani Fetullahçı bir iş adamı bu yurt dışına kaçtı 15 Temmuz'dan önce galiba. Bugün televizyonu ve bugün gazetesine el konulunca, güya ben bu adamdan para almışım da televire almışım. Yahu ben Fetullahçı çeteyi Türkiye'de ilk teşhir eden gazeteciyim. Hakkımda yazılmış 68 bin sayfa yazı var Fetullahçı çete tarafından. Beni Ergene Kong Kumpasına dahil ettiler bu nedenle ben hapis yattım. Bunlar benim düşmanım. Ne Akın İpeği tanırım ne bir başkasını. Bunlar benim düşmanım. Onlar benim düşmanım olmaya da devam edecek. Herkes bilir ki Telebir hala Fethullahçı çeteye, Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele eden, mücadelesini aksatmayan az sayıda az sayıda medya, medya kuruluşundan biridir. İktidarın da bu mücadeleyi tavsatmaya çalıştığı her aşamada biz iktidara da bu nedenle yükleniyoruz. Şimdi, Yurdu Özpalat'ın bir muhbir olduğu belli. İktidarı yeni muhbiri. Yani bir operasyon için iktidarı kışkırtıyorlar ve Sabah gazetesi kendisinin çok önemi yok biraz önce söylediğim sebeplerle. Bu hastalıklı kafa yapısı nedeniyle yurdu batırmış birisi. Yurt gazetesini batırmış birisi. Yazık oldu. Halkçı, bağımsız, muhalif iyi bir gazete olacaktı. Bir halk gazetesi olacaktı. Ama bu yandaşlar ve troller bunun üzerine atladılar. Eee İki gündür bunu yazıyorlar. Yani işte Hadi Özışık gibi internet haberin yandaş sahibi bunu bilir herkes. Yeni Şafak, e, Sabah Gazetesi, Sabah'ın internet servisi. Güya buradan Telebir'i kıstırmaya, kuşatmaya, sesini kesmeye, tehdit etmeye, korkutmaya çalışıyorlar. Şimdi gayet iyi biliyor ki bu ülkeyi yönetenler de, bu ülkenin iktidar sahipleri de. Kendileri Fethullahçı çeteyle birlikteyken biz göğüs göğüse mücadele ediyorduk. Gayet iyi biliyorlar onlar. Gayet iyi biliyorlar ve mücadele etmeye de devam ediyoruz. Ergenekon kumpasından hapis yatmış bir adama böyle bir iftira atacak kadar şirazesinden çıkmak ancak aptallık ve zavallılıkla mümkün. Bir de böyle bir iddia var. Şimdi bu iddialara da şimdi İsmail Pehlivan yazardır, gazetecidir ve o Barış TV'nin o zamanki Kültür Türk yani Tele 1'inde bulunduğu grubun genel müdürü, genel yayın yönetmeni ve hissedarı, ortağı olan birisi nasıl sattığını madde madde yazdılar. E gördüğünüz değerli seyirciler. Biz burayı para vermeden aldık. Sadece binaya, hava parasının teliğinde bir ödeme yaptık bu kadar. Ve ondan sonra telebirin borçlarını ödüyor diye düze çıkardık. Sonra kendi gelirlerimizle kendimizi çevirmeye çalıştık. Hocam bunun tanığı en iyi tanığı sizsiniz. Doğru. Hangi aşama hangi aşamada bu mali sorunları aşmaya başladık ki? İki yılın sonunda ancak toparlayabildik. Tamam. Kendi gelirleriyle giderini karşılama çabasına girdi. Bunun üzerine toparlanınca rütük baskıları gelmeye başladı. Rütük cezaları gelmeye başladı. Bunları da seyircilerimizin desteğiyle, sponsorluğuyla açtık. Parasını zaman zaman ödeyemedik uydunun biliyorsunuz hocam. Yani telebir e, Tele1 birkaç kez yayından düştü. Kapatılmadı parasını ödeyemediği için TürkSat bizim yayınlarımızı kesti. Bulduk, buluşturduk, borç aldık. Evet. Borçla, harçla kurduk. Nasıl kurulduğunu merak ediyorlar ya Telebirin. Telebiri borçla, harçla kurduk. Başarılı olduk. Başarılı olduk ve daha sonra o borçlarımızı ödedik. Çalışanlarımızın düzenli ücretlerini aldığı, az da olsa ücretleri düşük de olsa düzenli aldığı, borçlarımızı ödediğimiz güvenilir, sağlam bir şirket yarattık. Ama bunun yaratılmasında bizim seyircilerimizin, dostlarımızın desteği çok büyük. Seyircilerimizin desteği olmasaydı, bizim dostlarımızın desteği olmasaydı bu çok zordu. O nedenle Telebir dünyada çok az örneği görülen son derece demokratik ve şeffaf bir mali yapıya sahiptir. Bir kolektif mali yapısı vardır. İzleyicileri destekliyor ve izleyicilerin desteğiyle ve kendi yarattığı gelirlerle yoluna devam eden bir televizyon kanalı. Hocam durum şu. Biz başarılı olunca, biz yılların büyük sermaye gruplarına dayalı milyonlarca dolar harcayan televizyon kanallarından daha başarılı olunca, daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşınca, daha iyi haber bültenleri, daha nitelikli televizyon programları ve korkusuz entelektüel derinliği olan bilgiye ve birikime dayalı yorumlar yaptıkça ve böyle yorumcularımızı ekranlara taşıdıkça bütün şimşekleri iktidarın güç odaklarının ve yandaşların bütün şimşeklerimizi üzerimize çekiyoruz. Olay bu. Önceki gün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu telebir hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Niye? Batman'daki tecavüz olayı nedeniyle galiba. O sebeple bilmiyoruz bakalım. Şikayet ederse göreceğiz. Ardından Cüneyt Özdemir denilen bir e, isimli yine eski FETÖ'cü Fethullah Gülen'in kendisine saat aldığı, saat hediye ettiği, e, internet sitesini Fethullahçı sermaye ile kuran, 15 Temmuz'dan sonra bu nedenle yurt dışına kaçan bir medya, korkak bir medya soytarısı bize saldırdı. Ağzının payını verdik. Gerileyeceğimizi zannediyorlar. Bugüne kadar medyada ve sosyal medyada terör estirerek insanları susturabileceklerini zannettiler. Hayır, susmayacağız. Üzerlerine gideceğiz. Üzerlerine gideceğiz. Bunu hiç unutmasınlar. Elimizde çünkü gerçeğin kılıcı var. Tıpkı adalet tanrıçasının elindeki kılıç gibi. Evet. Gerçeğin kılıcı var. Hiç susmayacağız. O bakımdan bunun bir önemi yoktu ama, yani bu kişinin bir önemi yoktu ama belli ki yarından itibaren de bu gelişecek. Çünkü İsmail Pehlivan'ın bizi ilettiğine göre kendisini TGRT'den arıyorlar ve diyorlar ki ya siz bu... Televizyonu nasıl sattınız? Vallahi hiç para vermedi demişler. Yani açıklamış. Biz borçlarına karşılık devrettik. Hiç para vermedik değil. Bir miktar para verdik ama o ciddi bir miktar değil. Yani 200-300 bin lira gibi bir para. Yani bugünkü değeriyle 20-30 bin dolar falan ediyor. Onu da binaya verdik. Onu da yazık oldu diye düşündük. Yani fazladan vermiş olduk. Başka bir yere de taşınabilirdik. Yani evet. e, kötü kullandığımız bir kaynaktı. Çünkü çok az paramız vardı. Olay şu evet. hocam. telebir medyanın kuşatıldığı, iktidar tarafından ele geçirildiği, toplumun susturulmak istendiği bir tarihsel dönemeçte bu topluma bir özgürlük penceresi açtı ve bağımsız bir medya odağı yarattı. Sorun budur ve bunu kaldıramadıkları için Televir'e böyle bir e, saldırı var. Fakat çok enteresan, bu saldırıyı yapanlar herhangi biz bir organizasyona girişmeden, herhangi bir hani örgütlü bir tavra bile gerek duymadan Toplumdan gelen, olay muhataplarından gelen açıklamalarla bütün tezleri bunların çökmüş durumda. O bakımdan Hı -hı. bir şeyle bitiriyorum hocam. Şimdi sıra, biz bu kavgayı kazandık, bu mücadeleyi kazandık. Çok açık, sosyal medyayı izleyenler görecektir. İki tane, üç tane ta takipçisi olan trollerin saldırılarından başka bir şey yok. Şimdi bütün bu, hani muhbirlerle, muhbirlerle bu çok önemli, muhbirlerle, Geçmişte Ataşehir Belediyesi'ni, Bakırköy Belediyesi'ni bile, kendi partisinin belediyelerini bile ihbar ettiği söylenen, ihbar ettiği, İçişleri Bakanlığı'na iktidar ihbar ettiği söylenen bu muhbirlerle ve medya soytarılarıyla biz bundan sonra mahkemenin önünde hesaplaşacağız. Dava açacağız hocam bunlar hakkında. Benim evet. söyleyeceğim bu konuda bunlar...